Evet, iyi akşamlar diliyoruz efendim Kanal Fırat ekranlarından. Bu hafta sizlere merhabalar diyelim. Bu hafta Şirin ilçemiz, güzel ilçemiz, çalışkan ilçemiz Baskil'i konuşacağız. Evet, Baskil Belediye Başkanımız Sayın İhsan Akmurat bu hafta stüdyo konuğumuz olacak. Baskil'e dair anlatılması gereken her şeyi anlatacağız. Alper Cefer'le 7. gün programına hoş geldiniz. Başkanım, siz de stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm izleyicilerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi programın açılışında belirtmiş olduğumuz gibi Baskil Belediye Başkanısınız. İki dönemdir yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mudur? Üç mü oldu? Evet. Zaman çok çabuk geçiyor. Evet. Üç dönemdir Baskil Belediye Başkanısınız ve artık daha Baskil'i herhalde sizden iyi tanımlayacak kimse yok. Bir evet. Öncesi hani derler ya after before. Bir öncesi bir sonrası. Evet. İsterseniz şöyle bir Baskil'le bir Baskil bir tanımlayın. Daha sonra yaptığınız hizmetler, yapacağınız hizmetler, Baskil'deki gelişmeleri bizlerle paylaşın dilerseniz. Tabii Baskil'de 2009 tarihinde ilk defa belediye başkanına talip olduk. İlk seçimimizdi. Baskil'i vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin teveccühüyle 2009 tarihinde seçildik. Ondan sonra 2014 yine aday olduk ve 2019'da aday olduk. Üç seçimde arka arkaya vatandaşlarımız, Baskil'e hemşerilerimiz bize üstün destek vermek suretiyle bu görevi sürdürüyoruz. Tabii bu süre zarfında güzel hizmetler yaptık, hoş hizmetler yaptık. Daha önce Baskil'imizde de tabii ki bizden önceki arkadaşlarımız da imkanlar dahilinde ilçemize hizmetler vermeye gayret ettiler. İlçemiz tabii eski bir ilçe, Cumhuriyet'le yaşıt bir ilçe. 1933 tarihinde, tabii daha önce 26, 28, işte ilk önce Şefkat Mahallemizde idari merkezi olmak suretiyle, sonra 28, tekrar 29'da eski Baskil dediğimiz yerleşkeye kaymak suretiyle ve en son da 1933 tarihinde şu anki tren garının istasyon dediğimiz garın çevresinde ilçemiz şekillenmeye başladı. Tabii ilçemiz az önce de söylediğim gibi eski bir ilçe. Eski ilçe olmasına rağmen hak ettiği yerde mi? Bu konuda gayretlerimiz var hak ettiği yere taşımak için. Tabii ki birçok eksiğimiz var. Bunları da yaklaşık 11-12 yıldır belediye başkanıyız. Çeşitli projeler yapmak suretiyle, çeşitli eksiklerimizi, öncelikle eksiklerimizi gidermek suretiyle ilçemizdeki bu eksikleri giderip vatandaşımızın hizmetine sunmak için gayret ettik. Tabii ki ilçemiz az önce sizlerin de sorduğu gibi hak ettiği yerde mi diye inşallah bu kalan süre içerisinde artık var ya böyle yürüyerek değil, hızlı davranarak değil, uçarak bazı şeyleri gidermeye çalışıyoruz. Bu 12 yıllık süre zarfında tabii malumunuz ilk dönem iktidar partisi imkanlarından ilçemizi pek fazla faydalandıramadık. Çünkü bağımsız seçilmiştik. 2014'te AK Parti'de seçildik, iktidar partisinde seçildik. Tabii temelde biz AK Partiliyiz. Ama öyle bir talihsizlik yaşadık. O talihsizlikten dolayı ilçemize o döneme ilişkin, yani o 5 yıllık dilimde istediğimiz hizmeti sahaya yansıtamadık. Tabii iktidarda olmanın avantajları var. Biz şu an bunları fazlasıyla görüyoruz. İlçemizde sahaya yansıyan hizmetlerde bunu fazlasıyla görüyoruz. Belki bu yıl işte birçok projenin sahaya yansımasını Baskil'i vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle yaşıyoruz. Ama tabii bu bir yıllık planlama değil. Az önce de ifade ettiğim gibi 12 yıldır biz orada belediye başkanıyız. 12 yıldır daha önce de bir ilçe başkanlığımız söz konusu. Mesela bir odabaşı göletinden bahsedeyim. 2003'te İçlik Havalı, işte Akkoşağı göleti, işte Gemici'deki yeraltı göleti. Bunlar mesela 2003'te ilçe başkanlığımız döneminde planlamış olduğumuz ve bununla birlikte yaklaşık 11 gölet planlamış olduğumuz projelerdi. Mesela bunlar
Evvelki yıl işte inşaatı başladı ve bu yıl bunlar hepsi de bitmek suretiyle vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Mesela işte devletle, merkezi hükümetle birlikte çalıştığımız işte meslek yüksekokulu olsun, işte ilçe hastanesinin, devlet hastanesinin yenilenmesi olsun, diğer taraftan işte yine şu an belediye olarak hizmet verdiğimiz, geçici olarak hizmet verdiğimiz 3700 metrekare Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezi olsun ve şu an işte yine belediye hizmet binası, diğer taraftan hükümet konağı olsun, yeni bir işte emniyet lojmanları ve hizmet binası olsun. Şu an onlar sahada hızlı şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için hepsini zamanda projelendirmişiz ve şu anda ya bitmiş, vatandaşımızın hizmetine sunmuşuz, ya şu an yapım aşamasında ve birçoğu da bu yıl ihale aşamasında. İnşallah önümüzdeki aylarda bunların ihalesini bitirip, işte bunlardan en önemlilerden biri istihdama yönelik olacak Kayseri Entegre ve Paketleme projemiz. DAP'a sunmuş olduğumuz bir proje. Artı belediyemizin öz kaynaklarıyla da desteklenmek suretiyle inşallah önümüzdeki kayısı sezonunda vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Diğer taraftan işte gençlik merkezimiz var. Gençlik merkezimizde de Gençlik Spor Bakanlığımızda bir kaynak yarattık. Tabii o kaynak şu aşamada yapmış olduğumuz projeye yetmiyor. Bunun için de çeşitli yerlerle girişimde bulunduk. Yine belediyemizin öz kaynaklarını kullanmak suretiyle onu da bu ay içerisinde ihalesini yapacağız. Gelecek yıl bu vakit hem Kayseri Entegre'miz olsun hem de Gençlik Merkezimiz olsun. Bunları da hayata geçirmiş olacağız. Teşekkürler. Evet. Bir çırpıda birçok şeyi anlattınız, özetlediniz. Şimdi başkanım aslında bu Kayseri Entegre tesisleri, birçok şeyi daha böyle detaylı bir şekilde konuşmayı düşünüyordum. Tabii, ben tabii. Bunları anlatacağız. Şimdi dilerseniz izleyenlerimize de WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Size soruları var ise, programımız hakkında görüş dilekleri var ise bize iletebilirler. 0532 23 402 23 0532 23 402 23 nolu WhatsApp hattımızdan size soruları var ise, ki geliyor, başladı, daha ben anonsumu yapmadan sorularımız gelmeye başladı. Onlara da yer vereceğiz zaman zaman. Başkanım, şimdi siz konuşurken küçük küçük notlar aldım. Bunlardan bir tanesi de eksiklerimiz var dediniz. Evet, hala eksiklerimiz var Baskil'de. Bu eksiklikler neler? Artı soru şöyle bağlayalım. 12 yıldır Baskil Belediyesi'ndesiniz. Orayı idare ediyorsunuz. Ya 12 yılda bu eksiklikler neden tam olarak giderilmedi? Tabii ya da ihtiyaçlar mı bitmiyor? Az önce ifade ettiğim gibi eski bir ilçe. Tabii ki 1933'te işte belediye teşkilatı kurulmuş. 1933'ten 2020'ye kadar 87 yıllık gibi bir süre geçiyor. 87 yıllık süre içerisinde 12 yıl, yani 75 yıl. Benden önce de bir 75 yıl bir süre var. Bu 75 yıl içerisinde neler yapıldı? Bu 12 yıl içerisinde neler yapıldı? Şimdi böyle bir kıyaslama yaptığımız zaman, tabii ki o dönemin işte Türkiye'si, dünyası, işte hizmet anlayışı belki o dönemde insanlarımıza yetiyordu. Ama şu an belki de ki eksiklerimizdeki kastım, şu an insanlarımız işte gelişen toplum diyelim, işte dünya diyelim, Türkiye diyelim, bunu kıyasladığımız zaman belki eksiklerimiz var diyorum. İşte bir gençlik merkezinden bahsettim. İşte istihdama yönelik işte Kayseri Entegre'den bahsettim. Belki bu şu ana kadar gerçekleşmiş olması gereken hizmetlerdi. İşte az önce devlet hastanesinden bahsetti. Az önce meslek yüksekokulundan bahsettim. Şimdi bunları hizmete aldık. Bunlar vatandaşlarımız en güzel şekilde faydalanıyor. Hizmete aldığımız bu hizmetlerde de eksiklik yok mu? Az önce biraz da bunu kastetmeye çalıştım. Yani işin doğrusuyla bir devlet hastanesi kurduk burada. Tam teşekküllü bir devlet hastanesi. Ama bir uzman doktor konusunda sıkıntımız var. Bunu kastederek söylüyorum. İşte mesela 12 yıl önce biz orada belediye başkanlığına geldiğimiz zaman ilçemizin işte 52 kilometre kare mücavir alan sınırları içerisinde kurulmuş.
İnanın ki var ya 5000-6000 metrekare sadece bir kilitli parke vardı. 1,5 kilometrede satı kaplama asfalt vardı. Biz bu 12 yıl içerisinde yaklaşık 370.000 metrekare sadece kilitli parke çalışması yapmışız. Yani bugün bayındırlık birim fiyatlarına bunun çarpanını çıkardığınız zaman 20 trilyonluk gibi bir hizmetten bahsediyoruz. Yani maaş ödeyemez bir belediyede ne güzel hizmetler çıkarmışız. 20 kilometre kanalizasyon altyapı çalışması yapmışız. Tabii ilk önce bunları yapıyoruz. Ondan sonra üzerindeki işte altyapıyı bitirdikten sonra üst yapıdaki kanaldır. İşte kilit parke çalışmasıdır, kaldırımdır, satı kaplama. 22 kilometre satı kaplama asfalt yapmışız. Mustafa Demirel'in işte 3 tane mezrası var. Diğer taraftan Eski Baskir, Odabaşı, Şefkat. Bunlar var ya Can Beyler ve Cumhuriyet Mahallemizin köy niteliğindeki yan mahalleleri. Bunların kanalizasyonu, mesela Şefkat Mahallemizin kanalizasyonunu bitirdik. Mesela Odabaşı'nda Mustafa Demirel, Eski Baskir'de halen kanalizasyon altyapımız sıkıntılı. Hem coğrafi alandan hem de imkan eksikliğinden dolayı ve bir de imardan dolayı sıkıntımız var. Bunları kastederek söyledim ama bunları da inşallah önümüzdeki yıllarda tamamlamak suretiyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yapıyoruz bunları. Mesela TKDK'dan birçok vatandaşımızı destekledik. İktidar partisi olarak, AK Parti hükümeti olarak işte Kayseri Endekra fabrikasını kurdurduk bir vatandaşımıza. Soğuk hava deposunu kurdurduk. Diğer taraftan tavuk çiftliği dediğimiz veya kırmızı et dediğimiz 4 tane tesisin 17 milyon kaynak aktarmak suretiyle ve bu tamamı hibe. 17 milyonun hepsi hibe olarak bu 4 yatırımcıya, şirkete, bunların var ya projesinden tutun, onaylamasına kadar ta TKDK başkanlığına kadar bizzat giderek hükümetimizin Baskir'deki bu hizmetini uygun görmesi için gerekli referansları oluşturmuşuz. Bunlar da ciddi hizmetler. Şu an orada vatandaşlarımız çalışıyor. Yaklaşık 50-60 kişi bu söylediğim tesislerde istihdam ediliyor ve evlerine ekmek götürüyor. Bunlar da ciddi yatırımlar. Bunlar da güzel yatırımlar. Mesela bir dere ıslahımız var. Yaklaşık olarak 6-7 yıldır, yani belki 10 yıldan fazladır onun projelendirmesi, işte devlet su işleriyle birlikte çalışalım dedik. Sağ olsunlar projemizi uygun gördüler. Hem Can Beyler mahallemizde hem Cumhuriyet mahallemizde dere ıslahı yaptık ve o derenin ıslahını şu an bir kanal yapmak suretiyle etrafına çıkan parsellerden, arazilerden, devlet su işlerinden o kısmını devraldık ve şu an peyzaj çalışması yapıyoruz. İlçemizde mesela en büyük sıkıntılardan biri vatandaşlarımızın gidip rahatça nefes alabileceği, çocuklarını gerek oyun parklarında gerekse işte sosyal donatısı olan alanlarda kaliteli vakit geçireceği alanlarımız konusunda sıkıntı çekiyorduk. Mesela bu dere ıslahı ile birlikte bu yıl yapmaya başladık. Çok da olumlu tepki alıyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz. En azından ilçemizin hem Can Beyler Mahallesi'nde hem Cumhuriyet Mahallesi'nde o derenin ıslahı ile birlikte kenarlarında çıkan arazide işte az önce söylediğim gibi oyun parkları, sosyal donatı, fitness takı, işte bunları hepsini gençlerimize yönelik işte basketbol, işte halı saha türü şeyler yaratmak suretiyle bu alandaki sıkıntımızı da gidermiş olacağız. Evet. Yani daha önce mesela daha öyle bir kaynak yok da belediyeler maalesef, küçük belediyelerin öyle bir sıkıntısı var. Kaynak yoktu ama diyelim ki kaynak buluyoruz, bu sefer yer bulamıyoruz. Mesela ilçemizde burada Baskili vatandaşlarımız da çok iyi anlayacaktır. Buradaki bu sızlanışımı gerçekten ne bir ilçe merkezinde vatandaşlarımıza böyle rahatça vakit geçirebileceği bir mesire alanı olsun, işte bir park olsun, bu alanı oluşturacak ne bir hazine arası ne de belediyenin bir arası yok maalesef. Bu konuda çok fakiriz ilçe merkezinde. İşte bu derenin ıslahlarıyla birlikte bu söylediğimiz alanları da oluşturmak suretiyle vatandaşlarımızın bu yıl itibariyle başladık. Kısmen devreye koyduk. İnşallah gelecek yıldan itibaren de bu alanda da problemimizi çözmüş olacağız diye düşünüyorum. Peki başkan, bu konuyu böyle bağlayalım.
muhakkak projeleriniz, daha doğrusu hayalleriniz vardır. Baskile yapmak istediğiniz en büyük hayaliniz nedir? Paylaşır mısınız bizimle? Tabii şimdi var ya, çoktandır o. Baskili vatandaşlarımız da biliyor. İki hususta tabii burada sizler de vesile olacaksınız. Bu konuda da vatandaşlarımızın yardımını talep edeceğim. Ben Baskil'de doğdum, Baskil'de okudum. Sadece bir üniversite eğitimim için bir 4 yıl İstanbul'da bulunduk. Amanın ötesinde bu coğrafyada, Baskil'de, Elazığ ekseni, Malatya ekseninde hayatımızı devam ettiriyoruz. Ben az önce söylediğim projeleri çok var ya, basit olarak geçtim. Çünkü küçük bir yer, vatandaşlarımız zaten biliyor. Ama Baskil için iki hayalim var. Bu iki hayalimize de yaklaştık diye düşünüyorum. Ama burada vatandaşlarımızın da bu projeye, bu hayalimize sahiplenmesi lazım. Az önce işte çok hizmetten bahsettik. Yani o söylediğim hizmetler, belki bu 12 yıl içerisinde yapmış olduğumuz hizmetlerin %25'i bile değil. Yani gerçekten değil. Yani evet, bunu kaba taslak üzerinden öyle geçtik. Ama Baskil'imizi Baskil yapacak en önemli projelerden biri kentsel dönüşüm ve diğer taraftan da istihdama yönelik organize sanayi bölgesi, OSEB, İhtisas OSEB diye bir talebimiz oldu. Sağ olsun Sanayi ve Sanayi Bakanlığı da bunu uygun gördü. Ama şu an bir arazi problemimiz var. Arazi problemini çözemiyoruz. Yer problemini çözemiyoruz. Birkaç yer gösterdik. İnşallah bu uzun süreçte vatandaşlarımızın da buna sahiplenmek suretiyle inşallah bu problemi çözeriz. Bakın, yani bir küçük ilçede organize sanayi bölgesinden bahsediyoruz. Bu ne demek? Bu ilçenin kalkınması, istihdam tabii, demek. Tabii, istihdam demek. Vatandaşımız niye şu an işte 207 bin, bundan 2 yıl öncesi, 3 yıl öncesinde sabah yazarı Yavuz Donat, yani bugün de kendisiyle konuştum gerçi, Yavuz Donat gelmişti. Ertesi gün köşesinde 207 bin yaşayan, bizim Baskil'de kahraman şehidimiz Şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyarete gelmişti. Ertesi gün de köşesinde 207 bin yaşayan Baskili'den bahsetti. Artık verileri nereden almış ise. Ama şu an 207 bin yaşayan, bundan 3 yıl önceki rakamdan bahsediyoruz. 207 bin yaşayan Baskil'de, şu an Baskil'de 6 mahallesi var, 60 köyü var, 66 muhtarlıkta yaşadığı nüfus 15 bini bulmuyor. Yani yeryüzünde yaşayan Baskili vatandaşın onda biri, Baskil'de 15'te biri sadece Baskil'de. İkamet ediyor. Evet, 14-15'te bir köyleri dahil. Bu ya, niye, bunun en büyük sebebi nedir? Bu kaçış neden? Bunun sebebi işsizlik. Tabii ki, tabii. Mesela ben en çok var ya, birçok programda da bunu bahsettim. Bir insan bir yerde niye yaşar? Niye yaşar? Bunun var ya cevabını, ben işte 12 yıldır belediye başkanıyım. Daha önce ilçe başkanlığı yaptık. Aileden siyasetçiyiz, esnafız, avukatlık, 10-11 yılda Elazığ Barosu'nda avukatlık yaptık. Bu tecrübeye dayanarak bir insan bir yerde niye yaşar? Bana göre 4 tane nedeni vardır. Bir, sağlık. Yani sağlık var ya, sağlık sektörü iyi hizmet verir. Vatandaşın var ya, orada hastası vardır veya sağlık problemi vardır. Onun için orayı tercih eder. Eğitim. Eğitim konusunda vatandaş işte çocuğunu, kendisi neyse, iyi bir eğitim alması için, işte özellikle ilk ve orta lise eğitiminden bahsediyoruz. İyi bir eğitim almak için orada ikamet eder. Evet. Üç, en önemli sebeplerden biri o istihdamdır. İstihdam, yani nedirler, çoğumuz da duymuşuz. İşte doyduğumuz yer memleketimizdir diye söylenir ama doğduğun yer değil, duyduğum yer denilir. Şimdi bu önemli. Bu OSEB bundan dolayı önemli. Yani orada bir fabrikanın, iki fabrikanın, üç fabrikanın, Baskil'deki vatandaşlarımızın, mevcut hemşehrilerimizin, Baskil hemşehrilerimizin dışarıya gitmesin. İşte yanı başında Elazığ, Baskil, Malatya'ya, İstanbul'a, Adana'ya veya dünyanın çeşitli illerine, ülkemizin çeşitli illerine, dünyanın çeşitli ülkelerine gitme ihtiyacı duymaz. Çünkü doğduğu yerde kapısının önünde zaten hayatını idame ettirecek. Doğduğu yerde eğer bu
bu imkan kendisine sunulur ise inanın ki orayı terk etmeyecektir. Bu dördüncü ne dedik? Dördüncü de işte yerel birimlerin ve merkezi hükümetin o bölgeye yapmış olduğu altyapı ve üst yapı. Evet. Şimdi altyapı ve üst yapısı olan, iyi olan bir memlekette vatandaş yaşamak ister. Yani az önce söyledim, vatandaş bir insan bir yere, bir bölgede, bir şehirde, bir ilçede, bir beldede niye yaşar? Bunun cevabını vermeye çalıştım. Bence benim kafamda canım, yani bu şey, o tecrübeme dayanarak, pratikteki tecrübeme dayanarak ben bu dört şeyi kafamda hep söylerim. Ve öyledir de zaten. Yani sağlıktır, eğitimdir, istihdamdır ve yaşadığın şehrin altyapısı ve üst yapısıdır. Evet. Bunlar bir insanı oraya bağlar. Biz var ya burada eğitimde belli bir aşama kaydettik, sağlıkta belli bir aşama kayıt, işte mesleki yüksekokulundan tutun, diğer eğitim birimlerine. Hızlıca şu an bu deprem dolayısıyla lisedeki okullarımızda bir sıkıntı var. İnşallah yakın zamanda görüşmelerimiz var. TOKİ hızlı şekilde bir 24 derslik ve 150 öğrenci kapasiteli bir pansiyon ve diğer sosyal donatılarıyla birlikte, spor salonuyla birlikte inşallah bu önümüzdeki aylarda ihaleye çıkıp gelecek ilki eğitim öğretim dönemine yetiştirecek. Onunla birlikte bu alanda sıkıntılarımızı gidermiş olacağız. Evet başkanım. İstihdama yönelik işte cılız bazı şeyler yapıyoruz. Az önce işte TKDK'dan bahsetmiş olduğumuz hizmetleri, işte o projeleri veren firmaları destekledik. Gerekli birimlerle görüştük. O işte projenin onaylanması, hibenin onaylanması konusunda referanslarımızı oluşturduk. Ve şimdi hamdolsun o üç tesis şu an faal olarak çalışıyor. Diğer tesis de inşaat halinde. İnşallah bizim de DAPA sonmuş olduğumuz Kayseri Entegre ve Paketleme tesisiyle birlikte bunu da önümüzdeki yıl şimdi faaliyete geçireceğiz. O konuya geleceğiz. Evet. Çok ciddi anlamda bir mesaj yağmuruna şu an tutuluyoruz. Kimleri çok çok güzel, tebrikler. Kimlerinde de sorular var. Onlara da değineceğiz. Şu isterseniz kayısı kükürtme ve kurutma tesisi hakkında biraz konuşalım ama öncesinde ben size bir teşekkür edeceğim. Özel bir teşekkür. Evet. Baskil'in altını mı derlerdi? Tabii. Baskil altını mı derlerdi? Sarı altın efendim. Sarı altındı değil mi? Sarı hatta ben açacağım. Size getirdiğimiz doğal, natural olan şeydir, gün kurusu dediğimiz kayısımız. Kayısı. Tabii yemi güzeldir onun, hoştur. Şimdi evet, şöyle açabilirsek Sayın Başkanımızın. Evet. Aslında bu Elazığ'ın çok çok kıymetli bir değeri. Evet. Yani İsterseniz ondan da hemen bahsedelim. Şöyle bundan da bahsedeceğiz. Sayın Başkanımız bize baskilimizin, evet, o eşsiz... Sarısı orada yok ama tabii ki bu sarıdan daha değerli. Bu eşsiz... inşallah, evet. Sarı altını bize getirmiş başkanımız. Teşekkür ederiz. Evet başkanım, mesajlara birazdan geçeceğim. Kıymetli izleyicilerim ısrarla niye okumuyorsun diye tepkiler geliyor. Okuyacağım biraz sonra. Kayseri halihazırda göstermişken, az önce de bahsettiniz bu kayısı kükürtme ve kurutma tesisi. Bir kapasitesinden bahsedelim. Ne zaman faaliyete geçecek? Ya ondan biraz bahsedebilir miyiz başkanım? İnşallah tabii. Şu an az önce TKDK destekli bir projemiz şu an faal. Yani özel müteşebbis tarafından hazırlanmış olan, az önce de söylediğimiz gibi bizlerin de desteklediği, her zaman da yanında olacağımızı taahhüt ettiğimiz bir tesis. Şu an zaten faal olarak çalışıyor. Tam olarak nerede kurulacak başkanım? Baskin merkezde. Merkezde mi? Tabii. Baskin merkezde. Zaten diğeri de kuruldu. Bizim de bu yeni yapacağımız Kayseri Entegre ve Paketleme tesisi de Baskin'imizin yaklaşık 1-1,5 kilometre Elazığ yönüne doğru yolun üstünde. Hazineden bir arazi tahsis ettik. O arazinin üzerinde inşallah bu Kayseri Entegre ve Paketleme tesisimizi kuracağız. Bundan önce aslında Kayseri'nin Elazığ'ın sahip çıkması konusunda birkaç bilgiye dayanmak, bilgi vermek istiyorum. Gerçekten Kayseri'miz, yani dünyanın neresine giderseniz gidin, orta ve daha büyük marketlere girdiğiniz zaman Türkiye'nin iki ürünüyle karşılaşırsınız. Bunlardan biri fındıktır, diğeri de kayısıdır. Tamam inciri vardır, üzümü vardır ama ürünü, milli ürün, fındık ve Kayseri. Gerçekten de milli ekonomiye de ciddi katkı sunuyor.
Diğer bir tabirle dünya kayısı üretiminin yaklaşık %7'si, %8'i, bazı yıllar %10'unu Elazığ'ın Baskil ilçesi tek başına üretiyor. Bakın Elazığ'ın... Ama başkanım neden bu Malatya'ya mesela ulusal televizyonlara Elazığ'ın, bakıyoruz. Tabii, Malatya'ya tabii. atfediliyor ve bu Elazığ'ın, beni üzüyor. Bir Elazığlı olarak beni üzüyor işin açıkçası. Evet, hepimizi üzüyor. Niye bunu markalaşamıyoruz? Niye bizi... İşte bunun için çalışmalar yapıyoruz. Tabii bir altyapı oluşturmak lazım. Bu altyapıyı da işte az önce aslında defaten özel sektör tarafında desteklediğimiz şeyi boşuna söylemedim. İşte şu an ikinci bir tesis yapıyoruz. Tabii bunun için belediye başkanı olarak da yüklenmiş olduğum misyon gereği de özellikle gıda sektöründe ve kayısı sektöründe çalışan Baskirli iş adamlarımız olsun. İnsanların da kapısını defaten çalıyoruz. Bazılarında olumlu neticeleri alıyoruz. Yani en azından söylem bazında olumlu netice alıyoruz ama sahaya yansıması biraz cılız oldu. İşte tek bir örnekten bahsedebiliyoruz. Şimdi inşallah bu Kayseri Entegre ve Paketleme Tesisini bir yıl içerisinde faaliyete geçireceğiz. İnşallah orada da hem istihdama ciddi bir katkı sunacak ama onun ötesinde onunla denk belki daha önemli bu kayısımızın az önce sizin de zikrettiğiniz gibi inşallah bir markalaşma. Yani Baskir kayısı gerçekten de yanı başımızdaki komşu ilimizden benim nazarımda daha kıymetli. Zaten bilimsel olarak da bu ispat edilmiştir. Hem aromasıyla hem ama şeker başkanım, oranıyla. Ama başkanım onlar sahip çıkıyor. Marka tescillenmiyor. Evet. Yani Malatya sahip çıkıyor. Zaten kayısı acı, Baskir kayısı zaten komşu il kayısı havzasında olarak algılanıyor. Değer evet. görüyor, pazarlanıyor. Dünya ya buradan zaten servis ediliyor. Mesela bu yıl kayısı üreticisi gerçekten de yüzü güldü. İşte 66 muhtarlığımızdan bahsettik. Bunun sadece bir 10 muhtarlık diyelim, 10 köyümüz diyelim. Belki kayısı üretimi işte o iklim şartlarından dolayı bazı bölgelerimizde kayısı oranı zayıftı veya yok denilecek ölçüdeydi. Ama genel olarak Baskir'imizde bu yıl 25 bin ton kuru kayısı rekoltesine ulaştık. 25 bin ton? Tabii tabii. Belki daha fazladır. Bu benim tespit edebildiğim rakam. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Kayısı ve işte diğer yan üründen gelen çiftçimizin, üreticimizin, köylümüzün cebine girdisi ne? 600 trilyon. 600 trilyon. Tabii. Bunun 6 kuruşu maalesef Elazığ, Baskil ve Elazığ'da bir şekliyle dönüşümü olmuyor, yatırıma dönüşmüyor veya geri döndü son yere. Nereye dönüyor? Elazığ dışındaki illere, başka yerlere gidiyor. Bundaki en büyük sıkıntımız da başta sorumlu olarak biz siyasiler diyelim, kendi payıma konuşuyorum. Diğer taraftan işte biz bunları iş adamlarımız olsun, diğer tarafta anlatıyoruz. Yani her yerde ticaret sanayi odası olsun, işte Elazığ'ımızda valilik olsun, diğer kurumlar olsun, buraya güçlü gelmek lazım. Şimdi 600 trilyon gibi bir rakamdan bahsettik. Bu 600 trilyon sadece kuru çiftçinin alın teri olarak cebine girdisinden bahsediyoruz. Bu 600 trilyon diğer taraftan bir ihraç ürününden bahsettik değil mi? Türkiye'nin ihraç ürünlerinden, tarımsal olarak en büyük ihraç ürünlerinden biri fındıktır. Ve ondan daha fazla, belki girdisi daha fazla kayısıdır. İkisinden bahsettik. Bu ikisinin Elazığ ölçeğinde değerlendirdiğimiz zaman kayısıyı 600 trilyon çiftçinin cebine girdisinden bahsediyoruz. Bunun üretim değeri bu. Bu yılki üretim değeri her yılda böyledir yani. Ama bunun işletmesi ve ondan sonra da pazarlaması inanın ki bu ne demek oluyor biliyor musunuz? 2 kat trilyonu buluyor. Evet. Bu sadece çiftçinin kuru kilosuna verilen paradan bahsediyoruz bu 600 trilyondan. Ya çiftçi kazanabiliyor. Hani hep derler ya oluyor? Çiftçi kazanmıyor, hep satıcı kazanıyor. Bu ne demek oluyor? Evvelki yılda yanılmıyorsam ben bu son yıllarda bakmadım. Elazığ'ımızın en önemli ihraç maddesi nedir? Mermer değil mi? Evet. Mermerin var ya ihraç değeri ilimize bundan 3 yıl veya 4 yıl önce yanılmıyorsam 250 milyon dolardı. O yıllar tabii dolar daha düşüktü. 250 milyon dolardı. 250 milyon doların bugünkü karşılığı ne? Yani bugünkü kur üzerinden hesaplasak ne diyor? 1,5 kat trilyon ediyor. 8,5'la yaklaşık 8,5. Yani 1,5 kat trilyon ediyor değil mi yanılmıyorsam? 1,5 kat trilyon. Yani biz var ya bu üretilen kayısıyı işletmesini Elazığ coğrafyasında, Baskir coğrafyasında yapsak
pazarlamasını buradan yapsak 2 kat trilyonluk gibi bir ihraç üründen bahsediyoruz. Yani mermerin bir karşılığı yine ham maddesi Elazığ baskı sınırları içerisinde olan ve hazır her yıl vatandaş geleneksel olarak bunu üretiyor. Altyapısı olan, geleneği olan ve bunu da özveriyle bıkmadan, usanmadan yapan bu bahçeciliği, kayseriyi üreten bir ilçeden bahsediyoruz. İnşallah tabii bunları sağ çıkmak lazım. Tabii bunları tespit ettik. Bu sadece Baskı Belediyesi'nin gücüyle olacak bir şey değil. Baskili vatandaşlarımızın, işte dışarıdaki iş adamlarımızın, Elazığlı iş adamlarımızın gıda sektöründe özellikle belli bir yerde olan müteşebbisler var, hemşerilerimiz var. İnanın ki var ya, inanın ki bunların sadece ve sadece 2-3 kişinin yıllık cirosunun belki de %10'unu bir kenara atmak suretiyle bunun Elazığ'ın ekonomisine, Baskin'in ekonomisine rahatlıkla kazandırabilir. İnşallah bizim bu entegre ve paketleme tesisimiz bunun önünü biraz daha açacaktır. Çünkü şu an bir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın öncülüğünde Baskin'imizde bir kooperatif çalışması var. Onun üyelerinden biri de benim. 5 kişilik bir kooperatif çalışması yaptık ön kurucular olarak. Ondan sonra tabii büyüteceğiz. İnşallah bu yıl içerisinde o kooperatifimizle birlikte yine Tarım Bakanlığımızın ve Tarım Bakan Yardımcımızın da bu son dönemlerde ciddi desteği var. Biz bunları hepsini harmanlayarak, bir araya getirerek bu güçler, işte kuracağımız entegre, işte kuracağımız yine kooperatifle ve Tarım Bakanlığından, DAP'tan ve en önemlisi Elazığlı iş adamlarından, özellikle Ticaret ve Sanayi Odası'ndan şu ana kadar yeni yönetimle birlikte destek almaya başladık. İnşallah bu destekleri hepsini bir noktada toplamak suretiyle kayısımızı Elazığ'ımızda baskı kayısı olarak belli bir yere getireceğiz diye düşünüyorum. Şimdi başkanım, hali hazırda böyle kayısıları konuşurken mesajlara da bir göz atıyorum. Tam bununla böyle alakalı bir mesaj geldi. Diyor ki izleyicimiz, Baskil'de satılan hediyelik kutuların üzerinde Malatya kayısı yazılıyor. Doğru mu? Yani tabii şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Orada bazı tarım ürünleri satan vatandaşlarımız var. Bu hediyelik paket dediğimiz karton paketler. Ama onu satan da var. Diğer taraftan Baskil logolu, yine firmanın ismini taşıyan Baskil kayısıları yazan paketler de var. Eğer o hemşerimiz var ya, o hemşerimiz o Baskil'de tarım ürünleri satan, o paketleri satan vatandaşlarımıza, pardon, esnaflarımıza belki kısıtlı olarak denk gelmemiştir ama yok, o konuda problem yok. Yok, ama tabii ki o da bir eksik. Baskil sınırları içerisinde en azından esnafımız Baskil logolu paketleri satması önemli. Biz buna önem veriyoruz. Zaten belediye olarak da her yıl bu konuda var ya 40-50 bin paket üretiyoruz. Evet. Vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Çeşitli yerlere Baskil, işte özellikle yaş, ondan sonra da kuru kayısı. Mesela bu. Burada bir vatandaşımıza, bir müteşebbisimizi destekledik. Baskil Elazığ'da 2 tane şube açtı. Bu depremden dolayı şu an bir şubeye düştü Ahmet kardeşimiz. İnşallah var ya, mesela bunun güzel paketlemesi var. Bir yere götürdüğümüz zaman Baskil kayısı olarak... Yani o konuda olarak, sıkıntı yok diyorsunuz. Birkaç yani, tane böyle tabii. Önüne çıkmış olabilir. Yani olabilir tabii. Onu ben de görüyorum zamanla. Peki başkanım. Evet. Demiryolu köprüsü üzerine karayolu yapılırsa Malatya, Elazığ, Baskil için çok önemli olacak. Sayın Başkanım, bu konuda çalışmalar var mı? Demiş izleyicimiz. Evet, yani tabii bu büyük bir proje. Biz bunu yıllardır kovalıyoruz. Bizden öncekiler de bunu söyledi. Bu bir gerçekten Baskil'de vatandaşlarımızın, özellikle sahil şeridinde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir hayali. Ben de çok önemsiyorum. Bunun için gerçi yeni valimiz yeni geldi. Bir önceki valimize, Çetin Bey'e, daha önceki valimize, Malatya'daki derneklerimizle birlikte, dernek başkanlarımızla, yöneticilerle ve Baskil'deki temsilcilerle, siyasi partinin temsilcileriyle birlikte defaten bölge müdürlüğümüze, karayolları bölge müdürlüğümüze, ondan sonra valimizde yine aynı şekilde Malatya'da bir karşılık. Çünkü Malatya'yla Elazığ'ı bağlayan bir demiryolu köprüsünden bahsediyoruz. İşte burada şeye dönüştürülmesi, bir karayolu geçitinin de verilmesi hususuna ilişkin bir çalışmaydı. Buralarla defaten görüştük.
Şu anki mevcut demiryolu köprüsünün işte iki görüş var. İşte karayola dönüştürülmesi, işte yüklenici firmanın izninin olmadığına ilişkin bir şerhi var. Diğer taraftan bazıları işte yapıldığı zaman demiryolu geçitine fazlaca da bir zarar vermeyeceği hususunda bir şeyi var, görüşü var. Ama sonuçta bir mağduriyet var orada Alper Bey. Evet. Ciddi büyük bir mağduriyet. Çünkü yaklaşık olarak Malatya'mızda 100 bine yakın baskili hemşerimiz yaşıyor. Yani ciddi manada insan kaynaklarımız ve ekonomimiz bir manada orayla ilişkili. Belki bu karayolu geçitinin verilmesiyle birlikte Elazığ'ımıza, baskilimize daha ciddi bir dönüşüm olacaktır. Yani bazıları mesela şöyle değerlendiriyor. Ya işte oraya bir karayolu köprüsü de yapıldığı zaman tamamen baskili boşalacaktır, tamamen Malatya'ya akacaktır. Değil bence. Yani Malatya'nın da Elazığ'a baskile yönelmesini kolaylaştırmış olacağızdır. Yani yol çok imkan sağlıyor insana. Yol işleri kolaylaştırıyor. Bakın orada vatandaşımız geliyor. Yıl boyunca, 3 ay boyunca yaz aylarında bağ bahçesinde çalışıyor. Kazancını var ya bir defaya mahsus gidiyor. 5 ay boyunca dönmüyor. Evet. Ama o yol problemi çözülmüş olsa gerek sahil şeridimiz olsun, gerekse Elazığ baskil merkezi olsun, gerekse Elazığ merkezi, baskili vatandaşlarımız ve Malatyalı vatandaşlarımızın, o bölgeyi ilgilendiren vatandaşlarımızın hızlı şekilde baskile ve Elazığ'a dönüşünü sağlayacaktır. Çünkü baskil havzasının bir karşılığı da, karşıda Malatya var. Malatya da orada üretiyor. Ne üretiyor? Sebze üretiyor, meyve üretiyor. Nereye götürüyor? Nereye götürüyor? Malatya pazarına götürüyor. Ama orada o karayolu, evet, en basitinden sadece bu örnek aklıma geldi. Ama böyle bir şey olmuş olsa zaten Malatya'da o dönemde o pazar o ürünlere doymuş oluyor. Ama öyle bir imkan olmuş olsa orada vatandaş aracına mahsulünü yükleyecek. Olduğu gibi baskile, Elazığ'a ve Elazığ üzerinden doğuya götürmüş olacak ki bu da Elazığ'ımıza ve baskilimize çok şey kazandıracaktır. Başkanım, buna ilişkin çalışmalar yapıyoruz. Ama şimdi, büyük bir iş, yani bunu samimiyetimle söylemek istiyorum. Ciddi bir iş. Yanı başımızda Kömürhan'da işte yine hükümetimizin bölgeye en büyük hizmetlerinden biri olan köprüden bahsedelim. Yaklaşık 1 trilyonluk bir hizmet. Yani orada tünelleriyle, viyadükleriyle birlikte 1 trilyon. Ama o söylediğimiz yerde inanın ki yeni bir köprü öyle bir meblağ icap ettiriyor. Evet. Buna da var ya, buna da işte çeşitli görüştüğümüz insanlar geliyor. Sadece var ya kaynak konusunda tıkanıyor. Yani hiç kimsenin buraya köprü yapılmasın, buraya karayolu geçidi verilmesin diye bir itirazı yok. Ama geliyor sadece ve sadece o kaynak konusunda, o kaynağın bulunması konusunda bir tıkanıklık yaşıyoruz. İnşallah hükümetimiz işte bu gerek dünyayı dikkate aldığımız zaman, ülkemizi dikkate aldığımız zaman bir daralmadan bahsediliyor. İnşallah kısa sürede bunu geride bırakır, atlatırız ve önümüzdeki dönemlerde güçlü bir ekonomiyle İnşallah vatandaşlarımızın bu sıkıntısını da gidermiş oluruz diye düşünüyorum. Başkanım, şimdi baskilli esnaf arkadaşlarımızdan bir tanesi Muhammed, soy ismini unuttum. Muhammed Altuğ. Altuğ, evet. Üstad Künefe, evet. Evet, o da sizden bir selam bekliyor, sizi çok çok seviyor. Abi, kardeşimize sizin... dün akşam misafirdik. Evet. Bizleri de çok Muhammed'e güzel ağırladı. De... Güzel misafirlerimiz, benim dışarıdan gelen dostlarım vardı. Kendisine misafir olduk. Tabii Muhammed güzel bir usta. Zaten öttürüyor da öyle söyleyelim. Gerçekten de ustalığını, evet, maharetini yansıtıyor, güzel veriyor. Birkaç defa gittik. Gerçekten de güzel. Sözümüze durmuş olalım. Evet. Israrla size selamını iletmemi istedi. Başım gözüm üstüne. Biz de selamını, Muhammed'e selamlarımı iletiyorum. İletmiş olalım. Sözümüze İnşallah durmuş olalım. İnşallah yapmış olduğu yatırımda başarıya ulaşır. İnşallah. Tüm esnaflarımız. Muvaffakiyetler diliyorum kendisine. O da bahsettiğimiz kardeşimiz de bir baskilli yatırımcı, müteşebbis. Tabii. Elazığ'da güzel bir yatırım yaptı. Biraz o konudan da bahsedelim mi? Şimdi Elazığ'da birçok baskilli yatırımcıyla, birçok baskilli esnafla, müteşebbisle tanışıyoruz veya tanıyoruz. Tabii. Aslında baskilli girişimci olmamış olsa inanın ki biz sesimizi
Elazığ'dan kendi ilçelerimize, Elazığ'daki hemşerilerimize ve dünyaya iletemeyeceğiz. Şu an bulunduğumuz mekan Baskirli Girişimcinin. Diğer Elazığ'ın ikinci büyük kanalı, zaten iki kanaldan bahsedebilir, o da Baskirli. Baskirli Girişimciler her yerde. Maşallah var. Allah sayılarını daha da arttırsın inşallah. Allah eksiklerini mi diyelim? Evet. Tabii, ya tabii. Kimin nereli olduğu aslında çok fazla tabii. Önemli değil. Önemli olan memleketimize önemli yatırım, önemli. Hizmet. Yani, azca yani bahsettiğiniz gibi bu fabrika. Hemşerilerimiz Baskil dışında. Baskil'de de çok insanımıza istihdam yaratıyorlar. Ama Elazığ'ımıza ve Türkiye'mizde ve gerçekten de işleri ülke sınırlarını aşıp oradaki vatandaşlarımıza da ve her tarafta istihdam yaratan girişimcilerimiz. Baskir'in girişimci ruhu çok iyidir. Başkanım, mesajlardan bir tanesine gözüme ilişti de sizi milletvekili olarak görmek istiyorlar. Var mı böyle bir... Çok tehlikeli bir soru bu. Var mı böyle bir hedefiniz? Tabii ki bizler siyaset yapıyoruz. Şu an bir görevimiz var. Baskir Belediye Başkanlığı'nın görevini... Olsa iyi olur mu? ...devam ettiriyoruz. Biz görevimizden memnunuz. İnşallah şöyle söyleyeyim. Bu söylediğim... Az önce söylediğim gerek organize sanayi bölgesi, gerekse kentsel dönüşüm. Bunlar uzun soluklu hizmetler. Gerçekten bu iki... Daha yürünecek yolum var diyorsunuz Baskin'de. 12 yıldır gerçekten bu söylediğim iki şeyle. Belki bu arada 100'e yakın hizmette bulunduk. Belki ilçemize 500 trilyon üzerinde hizmete vesile olduk. Ama bu iki şey inşallah bu kalan 3,5 yıllık süre zarfında bize... nasip olur diye düşünüyorum. Çünkü çok emek verdik. Gerek kentsel dönüşüm olsun, gerekse bu organize sanayi, ihtisas organize sanayi bölgesine çok emek verdik. Bunu nihayetlendirirsek, inanın ki siyasette ilçem adına, Elazığ'ımız adına en büyük beklentim budur. Gerisi de nasip diyelim. Hayırlısı. Şimdi başkanım birçok mesaj var, tebrik mesajları var, teşekkür mesajları var. Zaman zaman da eleştiri mesajları da var. Özür diliyorum ben izleyenlerimizden. Süremizi yetiştiremedik. Başkanım çok akıcı, güzel bir şekilde olayları özetliyordu. Çok fazla müdahale de etmek istemedim. Başkanım, programın sonuna gelmişiz. Evet. Geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Evet. 5 dakika bitti mi? Evet. Toparlayalım ve vedamızı gerçekleştirelim. Az önce söylediniz. Orada gerçekten isim söylemenizi belirtirdim. Ama ben yine de sizden alacağım. O eleştirileri özellikle alacağım. Niye alacağız? Çünkü eleştiriler önümüze ışık olarak görüyoruz. Yapıcı yönde değerlendiriyoruz. O eleştirileri de dikkate alacağız. Vatandaşlarımızın, özellikle Baskirli hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Az önce söylediniz, tebrik dediniz, işte teveccüh dediniz. Onu biz biliyoruz. Niye biliyoruz? Çünkü bir ilçe başkanlığı, 3 tane de belediye başkanlığı seçimlerinde vatandaşlarımız bize nefes aldırmadan hep desteklerini esirgemediler. Ben bundan dolayı buradan hareketle bunu biliyorum. İnşallah biz de bu güvenlerini hiçbir zaman boşa çıkarmayız. İnşallah Baskil'imize özellikle son bir yıldır, 10-15 yıldır hazırlamış olduğumuz projeler her biri tek tek sahada hayat buluyor. İlçemiz büyük bir değişim ve dönüşümün eşiğinde. Ben buradaki bize bu motivasyonu veren, bu fırsatı veren Baskirli hemşerilerimize, bize destek veren, oylarıyla ve destek vermeyen, oylarıyla yine destek vermeyen hiçbir vatandaşımızın, Baskirli hemşerimizin güvenini boşa çıkarmayacağız. Bunda da hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Allah'ın izniyle bu yıl ve önümüzdeki yıllar Baskirli yılı olacaktır. Gerçekten de birçok değer ön plana çıktı. Değişim, dönüşüm hızlı şekilde başladı. Baskir'in önünü inşallah hızlı şekilde açtık ve Baskir'i hiçbir şey tutamayacaktır diye düşünüyorum. Ben bize bu süre zarfında az önce de belirttiğim gibi gerek ilçe başkanlığında, çünkü onu da seçimle almıştık. Yine 3 belediye başkanlığı seçiminde bize hiçbir desteğini esirgemeyen Baskirli vatandaşlarımıza ve bizlere de bu fırsatı az da olsa, tabii biraz var ya, 45 dakika biraz hızlı geçti. Bazı şeyler azdaki kastım, bazı... Tekrar çağırırız evet, başkanım. Bazı şeyleri söyleme fırsatı verdiğiniz için Alper Bey, Alper kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Tabii buradaki müesseseye de teşekkür etmeden geçmek istemiyorum. Kanal Fırat çalışanlarına
Kanal Fırat müessesesine ve sahibine bizlere bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Bütün hemşerilerime Allah'a emanet ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun başkanım. Biz de size teşekkür ediyoruz. Programımıza geldiniz. Baskil halkının sesi oldunuz. Anlattınız çalışmalarınızı, merak edilenleri paylaştınız. İnşallah tekrardan sizleri bu stüdyolarda ağırlarız diyoruz. Eyvallah. Başarınızın devamı diliyoruz. Evet, geldik programımızın sonuna efendim. Bu hafta da Baskil Belediye Başkanı Sayın İhsan Akmurat stüdyo konuğumuzdu. Şirin ilçemiz Baskil'e dair birçok şeyi anlattı, paylaştı. Haftaya başka bir konu ile tekrardan huzurlarınızda olmak dileğiyle esen kalın.